2016'ya girdiğimiz ilk anlardan itibaren bu yılın düğün yılı olacağı belliydi. Müzmin bekar Tarkan bile dünya evine girdi. Çoğunlukla damatlar ünlü olsa da herkesin gözü prensese dönüşen gelinlerin gelinliklerindeydi. Ünlü modacı Raşit Bazıbağlı bu yıla damga vuran gelinlikleri yorumladı. Yaz gelini olacaklara tiyolar verdi. Gel gelinim gönlüme gel, senden başka yar sevemem. Megastar Tarkan'ın da dünya evine girmesiyle birlikte ünlüler dünyasında 2016'da evlilik patlaması yaşanıyor. Peki ünlü gelinlerin gelinliklerinde hangi detaylar ön plana çıkıyor? Çıkardığınızda bir sandıktan falan. Gelinliğiyle yeni bir akım yaratan ünlü kim? Saçı makyajı çok tatlıydı. Ve düğün sezonunun başladığı şu günlerde gelinlik seçiminde hangi detaylara dikkat edilmeli? Ünlü modacı Raşit Bazıbağlı 2016'ya damga vuracak gelinlik modellerini Magazin 8'e anlattı. Onların da tercih ettiği gelinlikler. Ünlü modacı Raşit Bazıbağlı hem son günlerde adlarından sıklıkla söz edilen ünlü gelinlerin gelinliklerini yorumladı hem de 2016'ya damga vuracak gelinlik modellerini anlattı. İlk olarak Ulan İstanbul'un ferdisi Kaan Yıldırım'la nikah masasına oturan, adı mutluluğun kumsalı Ezgi Eyüboğlu'nun kraliyet düğünlerinde giyilenlerle yarışan gelinliğini mercek altına alıyoruz. Sezon trendlerini yansıtıyor çünkü bu sene trend olarak üç boyutlu çiçekler çok fazla var gelinliklerde. Ezgi Eyüboğlu da modanın Türkiye'deki ilk temsilcilerinden biri oldu. Dev kuyruklu gelinliğinin tamamı çiçeklerle kaplıydı. Bu senenin en konuşulan ve renkli gelinlik akımını başlatan Başak Dizer'le devam edelim. Başak Dizer'in ben gelinliğini beğendim. Raşit Bazıbağlı'nın favori gelinlerinden biri. Kıvanç Tatlıtuğ'la nikah masasına oturan Başak Dizer oldu. Ünlü modacı Başak Hanım'ın sıra dışı mavi gelinliğini hem ortama hem mevsime hem de fiziğine çok uygun buldu. Altına astral olarak mavi kullanmış olmasına da şaşırmadım. Gayet güzel olmuş bence. Onun tarzına uygun olmuş. İşte yaka dekoltesi çok güzel. Zamansız bir gelinlik yapmış. O açıdan çok sevdim. Bu yılın en çok konuşulan düğününün başrolünde sıra şimdi. Megastar Tarkan'la evlenen Pınar Dilek, İstanbul'daki nikahta ayrı, Almanya'daki düğünde ayrı bir gelinlik giymişti. Ama en çok konuşulanı bu balık formundaki dantel gelinlikti. Ben o şelale saçlara, o ay o hilal kaşlara, o süsmem o dudaklara. Biz Pınar Dilek'i baştan aşağı çok beğendik ama işin uzmanı Raşit Bazıbağlı ne diyecek, o daha önemli. Ben gelinliği gerçekten çok beğendim. Ünlü modacı Tarkan'ın eşi için hazırlattığı gelinliği sadece beğenmekle kalmadı. Aynı zamanda çok da şaşırdı. Çünkü Pınar Dilek'in gelinliği tam anlamıyla kusursuzdu. En ufak bir hata bile yoktu. İşte balık gelinliğe en doğru örnek olması gereken şekil kesinlikle bu. Kuklu bir gelinlik yapmışlar. Şuradan açılımı çok güzel. Tam basenin altından atmışlar. Çok hoş bir kuyruk vermişler. Omuz dekoltesi çok güzel. Zaten omuzları geniş bir kadın. Ve de çok zarif durmuş gerçekten. Kendi proporsiyonuna çok yakışmış gerçekten. Geçtiğimiz hafta Karagül'ün Kendall'ı Mesut Akrusta'yla nikah masasına oturan Şafak Özbir bu yılın en iddialı gelinliklerinden birini seçmişti. Gelinliğin neredeyse tamamı dünyanın en pahalı kumaşlarından olan Fransız dantelinden yapılmıştı. Bakalım ünlü modacı Raşit Bazıbağlı nasıl buldu bu seçimi? Duvar çok zarif, çok kibar. Atliklerde de bir modernlik yakalamaya çalışmışlar. Zarif olmuş. Ve bu yılın en eğlenceli gelini şimdi mercek altında. Yalan Dünya'nın zerrini Derya Karataş, meslektaşı Hakip İçici ile 3 yıllık birlikteliğini nikah masasına taşımış, kişiliği gibi eğlenceli bir gelinlik giymeyi tercih etmişti. Gelinliği çok güzel dikilmişti gerçekten. Bizzat hani orada inceledim ve sezonun trendlerini taşıyordu üzerinde ve hani atlikler çok güzel bir şekilde yerleştirilmişti. Göğüs bölgesi
bölgesi falan çok güzel oturmuştu. Hem saç, hem makyaj, hem de gelinlik bakımından Raşit Bazıbağlı'nın en beğendiği gelin Derya Karadaş oldu. Gayet güzeldi. Saçı, makyaj da çok tatlıydı. Çok güzel bir çift oldular. Buradan tekrar mutluluklar diliyorum arkadaşlarıma. Bu yıl magazin dünyasının evlilik yılı oldu. Daha yılın ilk 6 ayını yaşamamıza rağmen ünlü isimler ard arda dünya evine girdi. Şimdi onlardan birinin Ayrılsak da Beraberiz'in rapçi Erdem'i Erdem Baş'ın düğünündeyiz. Bakalım ünlü oyuncu Erdem Baş'ın eşi Selvet Subaş'ın gelinliğini nasıl buldu ünlü modacı? Hanımefendinin gelinliği dantel bir gelinlik. Dantel zaten çok zamansız, çok moda. Her zaman hiçbir zaman trendi geçmeyecek bir gelinlik tarzı. Bu yılın iddialı gelinlerinden biri de hem mücevherleri hem de giymesi cesaret isteyen balık formunda bir gelinlik seçerek evlenen Yasemin Yalçın'ın kızı Eylül'dü. Balık kesimi olacaksa ve de kutlu değil de farklı bir yerden kesik olması gerekiyorsa kesinlikle diz üstünden olması gerekiyor. Eylül'ün gelinliğinde de bu çok güzel kullanılmış. Ben göğüs kısmındaki hareketi çok beğendim. Yani çok güzel bir şekilde balenler yerleştirilmiş. O da aynı zamanda çok trend, çok güzel. Çok sevdim gelinliği, dantelini çok sevdim. Dantellerin yerleşimini çok beğendim, üstünü çok beğendim. Kendi modasını yaratan ya da modayı yakından takip eden ünlü gelinler modacı Raşit Bazıbağlı'ndan tam not aldı. Peki ya tam da düğün sezonu açılırken evlilik hazırlığı yapan genç kızlar nasıl bir gelinlik tercih etmeli? Gelinlik dediğiniz zamansız olmalı. Yani baktığınız zaman işte 10 sene sonra, 20 sene sonra hakikaten hala bir şıklık veyahut da bir klasiklik temsil etmeli gelinliklerde. Ama 10 sene sonra bile gelinliğinizin gözünüze güzel görünmesi için şimdi iyi tercihler yapmalısınız. Hazırsanız Raşit Bazıbağlı'dan işin püf noktalarını uygulamalı olarak öğrenelim. Dantel gelinlikleri de çok seviyorum. Zaten dantel gelinlikleri vazgeçilmez. Benim en çok sevdiğim detay danteller. Komple aklikler var üzerinde. Minik minik pırıltılar var gelinlikte. Çok tatlı bir dantel kolu var, aplikasyonlar var. Bunlar çok trend. Ezgi Eyüboğlu ve Derya Karadaş gibi modayı ıskalamadan şık bir gelin olmak istiyorsanız çiçek detaylarına önem vermelisiniz. Yine üç boyutlu çiçekler çok moda demiştim size az önce. Apliklerde, kemerler çok moda. Her genç kız gelin olmayı ister ama bazılarının hayalinde prenses olmak vardır. İşte tam onlara göre bir gelinlik. Üste oturan, işlemeli, alt kabarık gelinlikler yine çok fazla var.